Glokom tedavi edilmezse maalesef körlükle sonuçlanır. Özellikle modern toplumlarda en sık görülen körlük sebebi olarak glokom baş sıraları çekmektedir. Glokomun tedavi edilmemesi durumunda hastanın semptomları son derece sinsi ve yavaş seyirli olduğu için hastayı bazen sizinle tedavi konusunda işbirliği içine girmeyebilir. Çünkü hastanın görmesi tamdır ama görme alanı tedricen ve yavaş yavaş daralmaktadır. Ve maalesef biz hekim olarak yakaladığımız anda hastayı sadece kalan fonksiyonları koruyabiliyoruz. Gideni geri getirme gibi bir şansımız olmuyor. Ve görme alanı daralması, ki biz buna tüp şeklinde görme, tübüler görme adını veriyoruz. Gerçekten son derece daralan bir görme alanı haline geldikten sonra artık görme alanı daralması, hasta ancak o zaman farkına varabilir ve bizim için iş işten geçmiş demektir ve maalesef körlükle sonuçlanabilir. O yüzden bu konuda doktorlarına güvenmeleri, hastalarımızın ve tedavinin gerekli olduğuna inanmaları son derece önemlidir. Çünkü genellikle hasta, biz ona damlayı başladığımız zaman herhangi bir şikayeti de olmadığı için niçin damlattığını, niçin bu eziyete katlandığını anlamakta zorluk çekmektedir. Ama bu konuda hasta ile doktor arasındaki güven ve doktorun söylediğine hastamızın inanması, tetkiklerin hastaya bir şekilde anlatılıp neden bu damlaları kullanması gerektiğinin söylenmesi son derece önem taşımaktadır.